Herkese merhaba, ben Dilay. Bugün benim çok sevdiğim bir serinin filminin yorumunu yapacağım. Sevdiğim Tüm Erkeklere serisinin birinci kitabı Sevdiğim Tüm Erkeklere. Dün Netflix'te yayınlandı, bu sabah da internete düşmüş. Eğer Netflix üyeliğiniz yoksa ve izlemek istiyorsanız, izleyemiyorsanız internetten de izleyebilirsiniz. Şimdi filmle ilgili spoiler vermeden şöyle bir anlatacağım. Sonrasında spoilerlı konuşacağım, yine burada belirtirim. Bu seri benim çok sevdiğim serilerden. Genelde kitapların daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Kitaptan uyarlanma olan birçok filmde de zaten benim en sevdiğim sahneler hiçbir zaman olmaz. Aynı Yıldızın Altında ve Sevdiğim Tüm Erkeklere hariç. Aslında her şey olması gerektiği gibiydi. Peter olması gerektiği gibiydi. Lara Jean olması gerektiği gibiydi. Hele Kitty. Kitty'ye bayıldım. Zaten kitapta en sevdiğim karakter Kitty. Bunu her zaman söylüyorum. En sevdiğim karakter, bayıla bayıla okuduğum karakter Kitty. Ve filmde de Kitty gerçekten olması gerektiği gibiydi. Kitapta olmayan birkaç şey filmde vardı. Ya da kitapta farklı, filmde farklıydı. Ben ilk fragmanı izlediğimde şey diye düşünmüştüm. Josh Peter'dan daha yakışıklı. Keşke Peter Josh Peter olsaydı diye. Ama iyi ki öyle bir şey olmamış. Film izliyorsunuz ama gerçek gibiydi. Hiç de böyle rol yapıyormuş gibi değillerdi. Ve bu da filme daha güzel bir hava katmıştı. Şimdi spoilerlı kısma geçiyorum. Spoiler yemek istemiyorsanız film izledikten sonra gelip yeniden izleyebilirsiniz. Şimdi kitap ve film arasında birkaç farklılıktan bahsedeceğim. İlk farklılığımız mektupların gönderilme olayı. Kitapta Kitty, Lara Jean'e kızıp mektupları göndermişti intikam almak amacıyla. Ama filmde Lara Jean'in artık dışarı çıkması gerektiğini düşündüğü için ve ona iyilik yapmak için gönderdi aslında. O mektupların öyle kalmasını istemediği için bu bir farklılık. Kitapta Kitty 9 yaşında, filmde 11 yaşında. Kitapta Josh'ın Margot'un yanına gitmek için İsviçre'ye bilet aldığı kısım yok mesela, ama filmde öyle bir kısım var. Filmde Lara Jean Josh'tan kaçmak için çatıdan aşağı atıyor kendini. Odasının camından aşağı atıyor kendisini ki kaçabilsin diye. Bunlar ufak tefek değişiklikler ama filme daha bir tatlılık katmış. Sevdiğim sahnelerden bahsedeceğim. İlk önce Kitty'nin Lara Jean'in arabasına hep kaskla binmesi. Bu gerçekten çok komikti ve Lara Jean'in yanlışlıkla Peter'ı ezmeye kalkması. Az kalsın çocuğu eziyordu. Ve Peter'ın orada cama vurup hey hay demesi o kadar tatlıydı ki gerçekten bütün sahnelerinde çok eğlendim. Çok güldüm. Hem duygusaldı hem güldürüyordu. Diğer hoşuma giden sahne Genevieve'in Lara Jean'in botlarıyla dalga geçmesi. Sonra Chris'in gelip onun aklarıyla dalga geçmesi falan. Bu da çok komikti. Gerçekten Chris tam hayal ettiğim gibi bir Chris'ti. Uçuk kaçık bir kız. Ve Lara Jean'le gerçekten dostluklarını çok beğeniyorum. Her ne kadar birbirlerinin zıttı olsalar da o dostlukları o kadar güzel ki. Ve ben Peter'ın annesini biraz daha cadaloz bekliyordum. Çünkü kitapta biraz daha böyle oğlumdan ayrılmak için kaç para istiyorsun diyebilecek bir kadın olduğunu düşünüyorum kitapta. Ama filmde o kadar da gıcık bir karakter değildi. Bir diğer hoş bir sahnede Peter ve Lara Jean'in anne ve babalarından bahsetmeleri. Lara Jean'in annesi yok, Peter'ın da babası yok. Lara Jean ve babasının annesi hakkında oturup konuşmaları, kafenin hiçbir şekilde değişmemesi, anılarını anlatmaları böyle. Sürekli beklediğim bir şey vardı. Lara Jean'in yani kek, kurabiye, pasta falan yapması, ama Lara Jean böyle hiç de kitaptaki gibi değildi. Yani ben sürekli bir şeylerle uğraşacak, sürekli kek, poğaça falan filan yapacak diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Kitty ve Peter'ın aralarındaki bağ kitaptaki kadar filme yansıtılmasa da o yoğurt sahnesi çok güzeldi gerçekten. Son olarak da en can alıcı nokta olarak Peter ve Lara Jean'in anlaşması. El ele sıkışmaları, gerçekten bir şeye başlayacak olmaları, sahte de olsa bir sevgililik oyununa başlayacak olmalar o kadar tatlıydı ki. Sonunda kapı çalıyor ya. Kitty açıyor kapıyı ve John Ambrose'dan mektup geliyor. Bence ikinci kitapla üçüncü kitabı birleştirip tek bir film yapabilirler. Çünkü üçüncü kitapta pek de bir şey olmuyor. O yüzden. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.